çit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Ula ula. Ula ula. Ben onu alayım sen. Size layık değil ama efendim. Estağfurullah, biz kim köpek? Tamam. Siyasi. Abi, abi ne yapıyorsun abi? Abi, abi bırak adamı. Hepinize bırak adamı. Abi etme. Abi. Ha? Abi adam ölecek. Sen dalgıtsın ya. Tutma garip nefesini ha. Hop bir dalgana denizin suyu. Ya başımı sana hiç çıkarma oğlum Mustafa. 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 Direkt adamı. Fatih. Abi sen bir gel ben lan. Ne kadar çirkin bir şey efendim yakışıyor. Abi gel dedim de. Ya ben sadece özür dilemek. Abi tamam sen sakin. Sakin geçtim. Sinirler. Abi. Gel kızım gel. Otur, otur şöyle. O kendi kabahatini örtmek için nereye saldıracağını şaşırdık. Ama biz karılar birlik olunca hakkından geliriz evvelallah. Hani bir de adamın gırtlağına basayın. Sanki dert oymuş gibi. Ablacığım sen çok haklısın. Zaten şu son yaptığı hareketten sonra iyi bir ders hak etti. Ama merak etme sen, dersini alacak. Hayır yani size uzattım, işi inada bindirdim gibi geliyor ama öyle değil. Hiç öyle değil. Kızım biz öyle bir şey mi dedik sana? Ben sahne döndüm ha. Ben sana dedim ki arkandayım sen. Bak nefes de öyle. Evet ablacığım arkandayım ben. Mustafa abim böyle olaylar olduğunda saçma sapan hareketler yapıyor. Yani iyice saçmalıyor. Ama merak etme. Osman babam da Tahir de onu hizaya getirir. Hem nasıl hülle meselesini duyunca delirdi ama. İyi oldu ya soğuk. İnandı tahta kafa. İyi, tahta kafa. Babam, etme kurban olayım bari sen deme ya. Ula bu devirde ne hüllesi ne küllesi ya. Olması gereken bu. Sen demedin mi üç defa boş ol boş ol diye? Annelim kopaydı da demez. Abi hiç girme oraya gözünü seveyim. Bak bu sefer de Doğan tutarsa dil bu çeneye benzemez, uğraşamam seninle. Siz bana şaka olsun diye mi ettiniz bunu? Ula ne girdik ya? Ders olsun diye mi? İşte senin hatan bu. Ne du benim hatam ne du ya? Ya? Şaka olur mu ya? Ciddi ciddi hülle gerek ki. Diye hatan. Abi ama ben şimdi ne diyeyim? Ben demiyorum. Kim diye fikir yediyseniz oraya. Abim bir şey de. Kurban olayım bir şey de. Gel oldu. Fatih. Ne oldu aslanım? Ne olsun abi ya? Adamdan 61 kere özür diledim. Oh. Adam da değil ki. Dün akşam inatlaştım, ettim, çocukçaydı, özür dilemek için geldim diye ya. Yok, ben öyleyim. Ben öyleyim ha, buraya böyle yatayım. Abi gözünü seveyim, girme şuraya da. Bak ağzından çıkan tutayı yapma. Fatih, sen kumluğa git aslanım. İşlerin başında dur. Abim bu ara iyi değil, dükkanı aç.
Tamam abi. Çocukları okuldan alayım mı? Yok, o işi ben hallederim Hasan. Mustafa abi. E canım. Sen ne edeceksin? Ne edeyim ben de Fatih? İşte içerideki bıçağı alacağım. Gelince ama buraya bahçeye. Böyle burada başlarım artık kör bıçakla. Ha bir, ha iki, ha üç. Böyle parça parça kendimi keseceğim. Ama oldu mu? Ne diyeyim? Hayırlısı vallahi be abi. E kısmet ne olsa. Bırak hala. Açma belamızı sen benim. Ya olacak şey değil ya. Sen böyle, sen... Yani sevmezsin oğlum böyle şeyleri. O ne sınav ya? Yok külleymiş, yok külleymiş. Uzattın. Olmaz. Yapma. Yok, geçti bitti. Dahil. Tutak mı sende? Haydi. Geçti bitti, tamam. Heh. Ne yapacağız? Kahve içelim ha? Heh. Geçti bitti, hadi. Abi. Değil. Etme. Sen ciddi misin ya? Rapor öyle diyor. İyi de Esma bu nasıl olur? Benim de aklım almıyor. O genco bütün nüfuzunu kullanıp her türlü pisliği yapmış olabilir. Bunun başka bir açıklaması yok. Ya tamam, bu gencodan her şey beklenir zaten de. Şimdi Tarık Hasan'ı kaçırdı. Sonra ne oldu? Yok Batum'daymış, yok hastanedeymiş. Ya iyi de arkadaş, sen olay yerini ne ara temizlettin? Daha ben ekibe haber vermeden adamları gelip ortalığı tertemiz etmiş. O da duydu galiba. Kim? Efendim Azam. Esma. Esma Ferhat Tarık'ı götürdü. Bir şey yapın ne olur. Defalarca aradım açmıyor. Ne oldu Esma? Ferhat. Haydi. Haydi o anlat şimdi haydi. Haydi ola! Neyi Ferhat neyi? Onu nasıl kaçırdığınızı. Nasıl oradan oraya savurduğunuzu. Babanın pisliğini örtmek için onun da benim de hayatımı nasıl bitirdiğinizi anlat. Anlamıyorsun. Mektubu okumuşsundur hem de defalarca kez. Biliyorum. İnsanın sevdiği birine toz kondurması çok zor bir şey. Babacığınla bugün olduğu gibi o gün de bir dümen, bir tezgah kurdunuz. Biliyorum. Tıpkı Batum masalı gibi. Çok zor bir şey değil mi? İnsanın olayları olduğu gibi kabullenmesi zor bir şey değil mi? İstanbul'da yaptıklarını biliyorum kardeşim. Ferhat. Hızlı Ferhat. Çapkın Ferhat. Vay be. Adamım benim. Peki öyle mi? Öyle biri değilsin. Hiçbir zaman da olmadın kardeşim. Sonra bir anda bir mucize. Genco. Öyle mi? Acaba mı? Zeynep senin aşkı olan inancının katili kardeşim. Yoksa katili değil de kurbanı mı? Çok üzgünüm kardeşim. Gerçekten çok üzgünüm. Çok üzgünüm ama... Değil. On beş yıl Ferhat. 15 yıl sonra şöyle mi oldu ya? Biri bana tecavüz etmişti, gidip ihbar edeyim mi dedi ha? 15 yıl içinde polise, savcıya gidebilirdi. O gün kaçabildiyse... O gün saklanabildiyse... 15 yıl içinde yine yapardı kardeşim. Yapabilirdi değil mi? Yapabilirdi. Peki Osman babam nasıl olacak bu hülle işi? Ne diye hala ya? Şimdi aslında güvenilir birini bulmamız lazım. Senin aklına gelen biri var mı? Vallahi yok. Abi senin? Ne?
Aklına biri geliyor mu güvenilir Hülle için? Aslında benim aklıma biri gelecek. Asiye ile nikahlansın. Ben bu aklı bu kafanın içinden çıkarırım ulan! Gözümden çıkarırım! Ya bu hükürmenin kendini öldürmene kimseye bir faydası yok. Ya ben tanımıyorum. Hülle mülle tanımıyorum. Bitsin ya. Bitsin bu bir kabus. Vallahi kabus bu ya. Bak şimdi yalarım sana. Asiye'm yanımda yatıyor böyle. Boylu boyunca. Bunu da kaldırmış. Erenim. Beşiğimde dıkıl dıkıl edeyim sabahları öyle eder. Bak seni çalacağım. Bak. Çalma. Çal! Çal oğlum, çal! Nikah nasıl yaparız? Sen mi kıyarsın Osman babam? Ha, nikah ben kıyarım da. Duyma. Babam bana kıyma. Kurban olayım, köpeğin olayım, kıyma. Ya yok mu bunun bir şeyi, kefareti mefareti ya? He? Baba aslayacağım. Vallahi bak, fakir çocuk doyuracağım. Genç, yetimin kişisi neyse işte yapayım ben bunun bir şeyi yok mu ya? Ve bunları yapman için senin elini kolunu tutan yok ki. Yap diyen Rabbim, durdur kabahat. Olur diyorsun yani, olur dedi o. He? Bunun onunla alakası yok. Hülle gerek. Neyse, bana müsaade. Bana müsaade, bana. Sana ne müsaade ya? Yıktın, yıktın. Yıktın perdeyi, eyledin viran. Ben yıktım ha? Yok, öyle değil tabii de. Sakin bak çocuğum. Hadi Allah'a emanet olun bak. Uğurlar olsun Osman babam. Uğurlar olsun. Uğur kim? De bakalım bana uğur kim? Tahir. Abi. Sen en iyisi kumluğa git, bir çay iç, bir hava al, bir kafayı toparla. Tabii ya. Haydi. Bir kumluğa gideyim. Bir çay içeyim, bir kafayı toparlayayım ya. Ne duyarlı. Böyle mis gibi bir çay. Sürekli. O nenem yarabbim. Oh, çay sevmem. Ben yine çay içiyorum ya! Vallahi hala böyleyin ya, bunaldım ha. Ne etsin yenge, canımdan can gideyim. İyi ol, iyi çok da güzel olayım. Asya! 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 Yengem, bana bir müsaade edersen ben az biraz üzüleceğim abimin haline. İstediğin kadar üzülebilirsin. Hayır, yanlış anlama. Biraz yani. Yoksa bizi biliyorsun reis, sonuna kadar. Ne yapacağız peki? Hülle için birini bulacağız. Tövbe, 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 tövbe. İnandı tahta kafa değil mi? Şimdi kudurdu, iyice kudurdu. Ne fena kudurdu. Burnunu biraz daha sürtelim. Ondan sonrasını Asiye bilir. Ne maşallah. Ulan 40 yıl düşünsem anamın yengem için böyle bir şey diyeceği aklıma gelmezdi. Nereye gitti o? Gitti mi? Kafasını taşlara vurma. Taşa acırım. Yenge. Asiye, Eren. He, duydum, duydum. Gel, Eren. Abi. Ne yapacağız? Ozan ne yaptı acaba? Arayamadım onu da. Of. Ay be aldım ay. Okulda duramadım. Ali'den sizin numaranızı aldım, sonra da buraya geldim işte. Ne yapacağımı bilemedim. Telefonu da açmıyor. Tamam kızım, tamam. Sakin ol. Tamam. Sen bir de Dena mı dedin? Evet. Güya çocuğun babası Tarık'mış. Yine bir işler çeviriyorlar ama. Doruk. Buyur abi. Şu deliği bulun bana. Emredersin abi.
Sen de sakin ol kızım. Ferhat deli bir oğlan. Deli de yaralarından. Kimisi kalleşçe açılmış yaralar. Kimisi de kendi açtı. Ona yardımcı ol. Ama şunu unutma. Ayağına diken batmış bir kediye sen onu çıkarmak için yaklaşsan bile can havliyle tırmalar. Ben ona canım borçluyum. Ona da Tahir'e de. Pardon. Efendim Nefes. Hazan, ya kusura bakma arayamadık seni de. Yok, önemli değil. Ne oldu? Tarık bulundu mu? Yani Tahir Ali ile konuştu ama o da bir şey demedi. O konu biraz karıştı. Sonra uzun uzun konuşuruz. İyi tamam, zaten biz çıktık, şimdi okul çıkışına geleceğiz. Yok, ben okulda değilim şu an. Biraz işlerim çıktı da. Sonra konuşsak olur mu? Ha, tamam ama mutlaka ara, olur mu? Tamam. Benim derdimle dertlendiler. Onlara da bayağı yük oldum. Onların da derdi büyük. Mustafa. Duydunuz demek. Duydum, duydum. Ama merak etme. Asya bir çaresine bakar onun. Hep böyle olur zaten. Bir erkeği daima bir kadın yola getirir. Neyse, hadi bakalım. Kalk gidiyoruz. Nereye? Şimdi bizim çocuklar arayı. Ama benim aklıma da bir yer geldi. Belki orada olabilir. Tamam. Hadi bakalım, gidelim. Okul alışverişine gitmişsiniz. Şey almamışsınız. İstediğimiz şeyi bulamadık Genco. Ses tonun hoşuma gitmedi. Benim de bu evde hoşuma gitmeyen şeyler var. Melekciğim, bundan sonra okulla ilgili bir şeye ihtiyacın olduğu zaman önce bana söyleyeceksin. Adamlarım gidip alacaklar. Hasta annen iyi yorma. Benim annem hasta değil. Hasta olan kız. Hasta olan. Hadi kısmet. Hasta olan. Nefes, iyi misin? Sancı mı girdi? Ne oldu? Yok Tahir, sadece sarılmak istedim o kadar. Valla kızım, korkuttun ya beni. Korksanız iyi edersiniz beyefendi. Mustafa abim gibi mi? Ya Tahir, gülüyoruz falan ama ya ben Asiye ablaya söyleyeceğim ama söyleyemiyorum bir türlü. Ya bu hülle meselesini uzatmasak mı acaba daha fazla? Vallahi aslında benim de içimden geçen o ama sonra diyorum ki beter olsun, beter. Ay ne kadar acımasızsın. Gel yordum seni. Şurada bir çay içelim mi? Aslında böyle iyi ama yoruldum. Ne ister senin o güzel iki canın? Yani aslında çay içmesem iyi olur. Ama çay güzeldir. Kardeşim az bakar mısın? Bize iki çay sana zahmet. Masal Hanım nasıllar? İyiymiş, iyiymiş. Selam söylüyor size. Çok öpüyormuş sizi.
Getiren götüren sağ olsun. Hayır. Nefes. Çok uzun bir yoldu değil mi? Beraber yürüdüğümüz bu yol mu? Bana hiç uzun gelmedi. Bir kere bile yoruldum demedin. Ben neden bunu yapıyorum demedin. Aklımın ucundan geçmedi. Sen benim kabul olmuş duam mısın Nefes? Bıraksana gitme. Valla yapsın işini. Ay ayıp. Bakmayacak mısın? Bakmayacağım. Hayır. Ay bırakır mısın? Ulan kim sana acaba? Efendim Devrem. Aramadın aramadın şimdi mi buldun? Devrem. Evde misin kumlukta mı? Çay bahçesindeyiz Nefes'le. Ne oldu? Tamam biz de geliyoruz Esma'yla. Tamam. Bekleriz. Hayırdır? Konuşuruz gelince. Tamam. Ne olmuş? Ne diyor Ali? Esma ile beraberlermiş. Gelince konuşuruz dedi. DNA meselesi mi? Tarık mı? Sen Azan'la konuştun bugün. Ne dedi? Bir şey söyledi mi? Yok. Okulda değilmiş. İşleri varmış. Bir şey demedi. Nerede kalmıştık? Tahir çok kalabalık. Çok ayıp. Bak. Oh. Öptüm. Biz hem çay içmede kalmıştık. Çok ayıp bak hadi. Çok kalabalık. Hadi bak. Bakayım çay. Çok güzel. Sana. Tahmin ettiğim gibi. Zeynep'in mezarında mı? Öyle. Efendim. Ha. Siz eve geçin. Ben onu buldum. Tanrı'yı görmüşler. Çarşıdaymış. Bırakmış yani. Zaten o Tarık'ın peşinde değil. Aklını kurcalayan onlarca sorunun peşinde. Onun yanında ol kızım. İster can borcum de buna, ister ha bu ihtiyarın ricası. Bul işte kendine bir bahane. Yanında ol. Sonra da onu bana getir. Tamam. Beni çok korkuttun. Nasıl buldun beni? Aslında ben bulmadım. Fikret Bey burada olduğunu tahmin etti. Haklı çıktı. Genco DNA işini artık... Bu konuda konuşmasak olur mu? Neden? Konuşmak istemiyorum. Ondan. Ne oldu? Yoksa doğru olduğuna mı inandın? Azan Hanım. Konuşmak istemiyorum. Yeterince açık. Öyle değil mi? Size yaptıklarımdan dolayı
bana karşı kendinizi borçlu hissediyor olabilirsiniz. Ama gerek yok. Siz Tarık'ı kafaca götürdükten sonra Ali'den Fikret Bey'in numarasını alıp okuldan koşarak giden benim. Evet haklısınız, haklısınız. Beni kurtaran adama destek çıkmak için yaptım bunu. Ama sizin tavrınızdan sonra size teşekkür etmek için değil. Zeynep'i savunmak için buradayım. Zeynep'i. Zeynep'i bana karşı mı savunacaksınız Hazan Hanım? Evet. Zeynep'i size karşı savunacağım. Görünen o ki, tek ayak üstünde 40 yalan söyleyen, 1000 tane numara çeviren adamlara inanmışsınız. Batum'da hastanede yatan bir adam. Kardeşimi korkutarak ifadesini geri çektiren bir adam. Ben bunları gördüm, görüyorum. Ama şimdi siz Zeynep'i mi suçluyorsunuz? Bu mu? Zeynep'i suçluyorum, öyle mi? Hazan Hanım bakın, bu tamamen sizin düşünceniz. Size bir şey açıklamak zorunda değil. Öyle mi? Öyle. Her türlü pisliği yapabilen karakterde ve güçteler. DNA da onların bir oyunu olamaz mı? Ya belki öyle belki değil. Ama bu benim sizinle tartışmak istediğim bir konu değil. Bunu anlatabiliyor muyum? Merakımdan soruyorum. O mektup zorla yazdırılmış olamaz mı? Hangi mektup Hazan Hanım? He? Şu okumadığınız mektup mu? Size bir şey söyleyeceğim Ferhat Bey. Ne? Bir kadın. Nasıl bir karakterde olursa olsun. Bir kadın. Birini para için terk eden bir kadın bile. Giderken para için gidiyorum demez. Diyemez. İyi günler. Arabanız var mı sizin? Hayır yok. Fikret Bey'in orada kaldı. Bırakayım sizi gideceğiniz yere kadar. Yok, teşekkürler. Aşağıda dolmuş durağı var, oradan binerim. Hazan Hanım! Lütfen. Tamam. Dolmuş durağına bırakabilirsiniz. Çekmiyor. Dur ben de Hazan'ı arayayım. Kapalı. Ula dünya yanmış. Ben arıyorum seni. Evelip geveliyorsun bana devrim. E ne yapayım kardeşim? Yani sizin başınızdaki belada az buz bir şey değil. Hakikaten şimdi durum ne? Ne oldu? Çok fena. Osman babam hülle diye. Ne diye? Ya Esma şaka yapıyorlar Allah aşkına bir dur. Ya aslında pek şaka değil. Hadi canım daha neler. Siz bayağı ciddisiniz. Yani Osman babam hem Mustafa abinin gözünü korkutmak hem de iyi bir ders vermek istiyor. E peki Mustafa abi de durum ne şimdi? Delirdi. E delirir tabii oğlum, insan delirmez mi? E ne olacak peki şimdi? Yani Mustafa abi ders alana kadar, hatta Asiye abla bitti diyene kadar bu böyle devam edecek. Ya nasıl devam edecek yenge Allah aşkına? Şimdi Asiye yengemi başka bir adamla evli... Tövbe, yani konuştuğumuz şeye bakın Allah aşkına. Tamam da neyse ne. Siz de bozmayın ha. Oğlum yazık lan adama. Ha yazık diyorsun yani. O öfkelenip bir çırpıda boş ol diyecek. Asiye ablama yazık değil, Mustafa abime yazık. Offside'dasın. Yani şimdi ben aslında tabii Mustafa abi hak etti tabii, hak etti. Yani
bu kadar çabuk da dönmeyecek ki anlaşılmasın. Ha bravo Tahir. Demek ki sen bana böyle taktikleri uyguluyorsun. Bravo sana ya. Aferin. Bir şey mi dedin kardeşim? Bravo. Hiç bakma. Mercancığım. Bu ne güzel sürpriz böyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok sevindim. Tarık da heyecanla seni bekliyordu. Yok efendim tıraş mı olsam? Yok efendim yeni bir takım elbise mi alsam? Dedim ki oğlum dur. Bu kadar heyecanlanma. Dur biraz. Yok tutamadık herifi. Yüzümü bile görmedi. Niye bu kadar heyecanlandı ki? Neyse önemli değil zaten. Otursaydın Mercancığım niye böyle ayakta kaldın? Yok benim eve gitmem lazım. Ben aslında şey için geldim. Ne? Genco Bey. Bu işi daha fazla uzatmayalım. Yıldırım nikahı olsun. Bu işlemler için lazım olur. Yalnız siz akşam bir şey söylemeyin olur mu? Siz gittikten sonra ben bizimkilerle konuşurum. Peki. Sen nasıl istersen. Teşekkür ederim. İyi günler. Otursaydın Mercancığım. Hem Tarık da gelir birazdan. Ben birbirinizi tanıyın isterim. Şimdi o da üzülür seni görmezse. Eminim ister. Akşama görecek zaten. İyi günler. Sen. Gençler bize müsaade. Haberleşiriz bir durum olursa. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Yenge görüşürüz. Hadi görüşürüz, görüşürüz. Şu çocukların işini de bir halledemedik. Ne yapsınlar? Bizim derdimizi düşünmekten nefes alamıyorlar. Olacak, olacak. Önce bir elimizdeki zaten evli çiftleri bir kurtaralım da. Kurtaralım. Kurtaralım da nasıl? Zamanla, sabır. Hadi kaçalım. Mustafa abim tek başına kafayı yemiştir. Doğru diyorsun. Önce bir okula uğrarız, çocukları alırız, sonra eve geçeriz. Abi. Nasıl ya? Abi, anladın mı ya? Abi. Abi çayı yeni demlediydim. Soğuma ihtimali yok. Abi iyi misin abi? Abi. Abi. Abi bir şey de vallahi korkarım artık abi. Abi kalk. Abi. Abi. Kalk buradan kalk. Yürü git başka yerde zıbar. Gül gibi karını boşadın sen. Kalk defol git. Ne uğraşıyorsunuz bak. Kalacağım şimdi üçünüzü birden ha. Yürü git pis adam. Abilerim. Ben dilenci değilim ama alırım 5 liranızı. Dedeye sahip çıkmak lazım. Neden böyle olduk Kasya? Neden böyle olduk? Anlamaya anlayırım da kavramaya kavram. Oh, Yasin. Gül'le yaptıkları adam da uyanık. Bulmuş güzel melek gibi kadını. Boşar mı? Boşamadı. Hatunu da çocukları aldı gitti. Deme ya. Kimin kimsesi yok muydu bunun? Abi. Abi bir ses ver. Abi vallahi korkarım artık abi bir ses ver. Abi. Abi. Abi gözünü seveyim vallahi korkarım artık ya. Tamam hocam. Ben o konuda bir şey düşünüyorum hocam. Hürmetler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kaptan. Mustafa nasılsın?
Bak sana çok kızdım. Ama böyle de olmaz ki. Çok üzülüyorum sana ya. Abi çok kötü. Abi vallahi çok kötü. Baksana şu haline. Aklını yitirecek diye korkarım artık ya. Mustafa. Baktın ki olmayı bırakacaksın. Bak. Biz kaynanama bir şey edebildik mi? Kocaya kaçtıydı değil mi abi? Hem yok. Aslında o iş tam öyle olmadı. Ben utandığımdan anlatamadım onu size. Neydi ki abi? Benim kayınpederimi tanıyorsunuz. Deli adamın tekidi. Aynı Mustafa. Lafının nereye gideceğini düşünmeden konuşur. Evde kavga etmişler. Bildiğin karı koca kavgası. Her evde olur. Kayınpederim kaynanama boş ol karı demiş. Hülle gerekti. Hülle etsinler işte ya. Ne diyen? Dedik bulalım bir ihtiyarcık. Böyle gözünün biri toprağa bakan. Evlendirelim onları. Sabaha da boşatırık. Bitti gitti. He? İşte tamam. Bitti gitti. Ne diye? Bulduk bir ihtiyar. Ama nasıl bir ihtiyar? İki gözü birden toprağa bakay. Ölmek için takatik almamış. Etraftan da çekiniyoruz. Bir an önce kimse duymadan halledelim isteyerek bu işi. Abi? Evlendirdik. Koyduk bunları odaya. Dedik ki ne olacak? Kedi gibi sabaha kadar yatarlar. Sabah boşatırlık onları. 80 yaşında adama bir can geldi. Kaynanamın yüzünde güller açar. Genç kız gibi kikirdebeler mi dersin? Sabaha kadar türkü çağırdı ya. Odadan bir sesler geliyor. Anam, anam, anam. O 80 yaşında adam gözümüzün önünde 20 tane şınav çekti ya. Ben şimdi çekemem onu. 30 sene önce karısını kaybetmiş. Artık nasıl dolmuşsa kaynanama patladı. Ne diyorsun abi sen ya? Aynen öyle. Sabah da kalktılar, el ele tutuştu, kaçtılar. Abi! Mustafa! Abi! Mustafa! Abi! Ya ne oldu bu? Abi bunu diyorum işte, adam aklını yitirecek artık ya. Mustafa! Abi, Mustafa, abi kurban olayım, ses ver artık abi, kendine gel ya. Siz de ayrılmayacaksınız değil mi? O nasıl söz oğlum? Anneciğim nereden çıktı o? Babam annemle babam ayrılacak dedi. Yo. Sen bir şey mi söyledin anneciğim? Yo, söylemedim. Tahir. Sen git, biz hallederiz. Yo. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Ay ışığında uluyan kurt. Şimdi balımı neşelendirmemiz lazım. Önden sen git, sonra da ben geleceğim, tamam mı? Çak. Anne, Asiye ablam nerede? Yukarıda Eren'i uyutayım. Ne oldu, bir şey mi oldu? Balım. Yani hissetmiş mi, birinden mi duymuş bilmiyorum ama... Asiye abla ile Mustafa abinin ayrılacağını düşünüyor. Oy. Anneciğim merak etmeyin. Ben onunla konuşacağım şimdi. Oyun oynayalım mı? Yok istemiyorum. Ne istersen oynarız ama. Yok. Resim yapalım. Yok. Gelebilir miyim? Anneciğim. Hadi sen elini yüzünü yıka, üstünü değiştir tamam mı? Sonra gelirsin yine.
Ben de şöyle oturayım. Of. Ay çok zormuş böyle oturmak da. Masal da sağ olsun nefes aldırmıyor ablası. Ama Masal doğacak. Sen ona ablalık edeceksin. Sonra büyüyecek. O ne, bu ne diye sana soracak. E sen de ona her şeyi öğreteceksin ama değil mi? Valla. Annemle babam ayrılacaklar. Abi iyi ki geldin. Ben de tam seni arayacaktım. Ne oldu yengez? Abi Mustafa abim balatayı hepten sıyırdı. Baksana boş boş bakayı. Az önce şurada üstüne kaynar çay döküldü. Adam hissetmedi bile ya. İçi yanağı oğlum. Ondandır. Abi bir de Cemal kaptan geldi. Bu kaynanasının hülle hikayesini anlattı. Mustafa abim gaydı gitti. Ah bir yol eksikti. Vallahi içim acıdı abi. Az daha diyeceydim. Biz sana şaka yaparız falan. Demedin ha? Yo yo demedim de abi durun vayın. Hadi bakayım bismillah. Abi. Abi. Mustafa abi. Oy. Boş bak ay. Oğlum bunun hepten gitmiş kafa. Ya böyle işte abi. Abi. İyi misin abi? Mustafa abi. Öyle. Abim yapma ama böyle. Bak hepten salmışsın kendini. Yakışıyor mu hiç sana? Koskoca Mustafa Kaleli'ye. Hadi bakayım. Hadi. Abi. Hadi daha. Ya Osman neden de dedi ki? E biz babana bir şaka yapalım. E biz de tamam dedik. Babamı kandıracağız yani. Tabii. Şaka yapacağız. Yoksa olmaz öyle şey. Annen de baban da... Ne erin ne seni bırakmazlar. Ama annem akşam odadayken ağlıyordu. Yani annem biraz sinirlendi. E haklı olarak babana kızdı. Yoksa biz şaka yapıyoruz. Nefes yenge. Yengem söyle. Üzünlüyüm diye söylemiyorsun değil mi? Olur mu öyle şey balım? Böyle bir şeyin şakası olabilir mi? Hem seni ne kadar süre kandırabiliriz ki? Bir gün, iki gün. Sonra önünde sonunda ortaya çıkar öyle değil mi? Ama ben sana ne diyorum? Biz şaka yapıyoruz. Tamam mı? Söz mü? Söz tabii. Ben çok korktum. Aslında bizim sana bir özür borcumuz var. Yani sana en baştan ayrılmayacaklarını söylememiz lazımdı. Ayrılmayacaklar yani. Tabii ayrılmayacaklar. Ama aramızda şaka yapıyoruz tamam mı? Tamam. Hadi siz şimdi Yiğit'le ders çalışın. Ben de gideyim tamam mı? Tamam. Aramızda ha. Tamam lan. Efendim Tahir. Ha. Tamam Tahir tamam. Biz o işi hallettik zaten. Ha? Annemle Asiye ablamın da selam var bak sana. Ha. Tamam, tamam. Mustafa abim canlı cenaze gibiymiş. Beter olsun. Benim aklıma Hülya için biri geldi. Kim? Aslan. Aslan. Uy. Nasıl olacak o iş? Ablasının telefonunu biliyorum. Orada kalıdır. Arayıp çağıracağım. Yani hem özür dileriz hem de deriz durum böyle böyle. Çayım yok. Çay koyacağım. Hani çay. Koy temiz.
Balım. Kızım nasıl tutar? Zülim'in o da babası gibi. Al konuştum. Abi. Yok iyi balım. Nefes konuştuk biz onunla dedi. İyiymiş merak etme. Ağlay. Yok vallahi öyle bir şey demedi. Abasını gülüm. Kutu benim gibi de işte. Kan uzar. Kızılcık şerbeti içir. Bir damla yaş inmez gözünden. İpçik gibi durur böyle. Böyle babası da öyle pek ağlamaz. Efendim Nefes? Efendim? Ha o şekil. Tamam. Öyle diyorsan öyle o şekil o zaman. Abi ben bir araba izleyeyim. Randal. Tahir. Tahir. De bakayım bana ne oldu? Senin bir bitin benzin attı. Ne dedi sana nefes bazın? Yok abim. Yok önemli bir şey. Tahir bak ben anlarım. Gözlerini kaçırıyorsun ben de. Ha? Kesin Asya'ya bir şey dedi o. O da sağa bir şey dedi. Senin de boyuyla bitin benzin attı. De bakayım ne oldu? Abim. Yok bir şey de. Kuraysın kafanda bak. Kurma. Merak etme. Bir acil eve gidip geleceğim ben. Tamam tut ben kafama kurayım tam olsun ha. Abi ulan bir dur. Sıkazıyam kafama söyleyip sabık ne oldu? Abi yapma. Tahir sıkazıyam de bakayım ben ne oldu? Abi. Sen o silahı bir ver bana ben sana söyleyeceğim. Tahir. Sen söyle ben vereceğim silahı sana. Hadi bakayım hadi koşun. Benden sana söz. Sen o silahı ver bana ben sana söyleyeceğim. Evet. Söyle be kardeşim. Ne dedin? Ya değil miyim? Bir şey değil. Ben birazcık... Tahir. Bu. Diyorduk yani ülle için biri lazım birine filan. Birini bulmuşlar. Ula ula. Ula ula. Ne için? Ula ula. Ne bulmuşlar? Ülle için diyorduk yani birini bulmuşlar. Ne? Fatih Ülle için birini bulmuşlar. Ne? Kim? Abi. Kimi dedin Tahir? Aslan be. Aslanmış Fatih. He? Maşallah. Aslan gibi adam tabii. Ben onun. Hadi. Abi. Abi. Abi dur ya abi. Yani ablacığım bir şey söyleyeceğim. Bak bu Hülle mevzusu tamam falan ama... Aslan Bey çok fazla olmadı mı? Yani sen nasıl istersen tabii ben her zaman arkandayım ama... Abla ama sen böyle tedirgin bakınca ben ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi, doğru mu söylüyorum, yanlış mı söylüyorum onu bile bilemiyorum ki. Ben senin yanında mıyım onu da bilmiyorum. Ha bak Tahir geldi ben onunla bir şey konuşacaktım zaten. Size afiyet olsun siz çaylarınızı için. Tahir'cim benim seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. İyi ki Aş. Abi ne yapacağız? İş çığırından çıkıyor. Vallahi bana da öyle geliyor. Mustafa abi biliyor mu? Söyledim. Ne dedi? Ardına bile bakmadan koşmaya başladı. Yani Fatih'i arkasından gönderdim ama... Osman babam geliyor. Babam? Selamun aleyküm. Aleyküm selam babam. Aleyküm selam. Ya. Asya bana telefon açtı dedi baba dedi. Bir saatte öleci bulduk gel bir konuşalım dedi de. Oh Mustafa nasıl? Nasıl olsun babam? Yandım Allah diye koşayım. Nusu ile uslanmayanı etmeli tektir. Tektirle uslanmayanın hakkı kötektir. Maalesef bazen gerekir. Önce dayak manyağı oldu ama. Tabii sen daha iyi bilirsin Osman babam. Ya kimmiş bu saatte öleci? Aslan Bey. Ha?
İşler çığırından çıkıyor Osman babam. Ya ben bu kadarını demedeydim de. Ya hülle mülle. Mustafa'yı sabahtan akşama kadar hop oturtup hop kaldıracaktım. Bu da ona yeterdi. Ben böyle düşündüm. Kötekten kastım da benim buydu da. Asiye ablam işi çok inada bindirdi. Ya korkudan bir şey de söyleyemiyorum Osman babam. Abi etme. Efendim abla. Öyle mi? Peki. Yok yok. Verebilirsin umarım. Arasın bakalım. Asiye, güzel kızım. Bak ben sana daha evvel de dedim. Yerden göğe kadar haklısın. Ya Mustafa'ya bir ders vermek gerekiydi. Tamam. Bu hülle benim başımın altından çıktı. O da tamam. Da şimdi ben sandım ki yani bizim aramızda kalacak. Ya 2-3 kelimeyle Mustafa'ya ecel telleri döktüreceğiz. Sonra da... Ya siz de bir iki kelime etseniz. Osman babam yani çok haklısın. Biz de söyledik aslında yani. Bak Asiye yengem, güzel yengem sen. Yerden göğe kadar haklıyım. Nefes. Sen radyolara çıktın, kadınlara nefes oldun. Zeynep'in tabutunu beraber sırtladık. Hazan'ın meleğin davasında hep yan yanaydık. Her birinin yarasına, her birinin acısına beraber koştuk. Koşarız da. Ama şimdi... Sıra bağa geldi. Benim gururuma geldi. Yok efendim uzatmayalım. Yok şaka diyelim. Yok Mustafa'ya yazık. Yok öyle dava. Yok. Yok. Aha şuraya yazayım. Eğer biri, içinizden biri Mustafa'ya şakaydı şukaydı derse, yemin olsun ölene kadar konuşmam, susarım. Ay başımıza gelenler var. İnandın mı? İnanmak mı istedin? Ha? Bilmiyorum dayı. Hiç bilmiyorum. Ben dedim sana dayı. Keşke beni hiç aramasaydın. Keşke hiç gelmeseydim. Kızı da üzdüm değilsin ha. Hazar ne? Ben onu ikaz ettim. Bak bu işe karışma dedim. Ben konuşmak istemiyorum dedim. Çok üstüme geldi dayı. Keşke hiç üzmeseydim değilsin şimdi. Ne çok keşkelerim var senin. Yorar adamı. Ne yorar? Eğerler, meğerler, keşkeler. Yorar adamı. Bilmiyorum dayı ya. Yok. En iyisi çekip gitmek. Oy, gene başladın mı gideceğim türküsünü çığırmaya? Evlat, sana bir hikaye anlatayım da dinle. Uzaktan tanıdığım bir adamın hikayesi.
Bu adam bir kıza sevdalıymış. Ama ne sevda. Ama kız herifi sevmiymiş. Başkasına sevdalıymış. Kaçıp gitmiş sevdalısıyla. Evlenmişler. Bir de çocukları olmuş. Aslan gibi bir oğlan. Bizimki de sevdalı ya. Düşmüş peşlerine. İzlerini sürmüş. İkisini de öldürmüş. Ondan sonra da iflah ümmeti zaten. Sen Zeynep'i Tarık'la gitti sandın. Belki öyle, belki değil. Şu saatten sonra önemli de değil. Mezarda ilk yürüyen organ gözdür. Kalp sonra çürür, en son. Göz çürür çünkü yalana kapanıp hakikate açılması için. Kalp en son çürür. Çünkü yukarıda hala sevdikleri dolaşır. Evlat, Zeynep'i mezarında rahat bırak. Gördüğünün yarısına inan, duyduğuna hiç inanma. Sen kalbi kırık bir adamsın. Acısını en iyi sen bilirsin. Kalp kırma. Ne toprağın altındakinin, ne de üstündekinin. Kızım nereyesin? Allah Allah. Hemen de inandı. İnandı. İşine geliyor tabii. İşine geliyor yani. Hemen de inandı. Kızım ne oldu? Delirdin mi sen? Hayatı yalan olan birine inanıyor. Zeynep suçlu. Kim neye inanıyor? Zeynep suçlu. İşine gelene inanıyor. Kızım bak, kirmen beygiri gibi dolanıp durma. Otur şuraya anlat. Anlatılacak bir şey yok nene, her şey ortada. Ama ne yapıyor beyefendi? Ha? Ne yapıyor? Ben bir şey anlamadım. Ne soraysın bana? Bir şey yok nene. Sana fındık vereyim. Yatışırsın. Fatih neredesin oğlum? Abim nerede? Mustafa abimi kaybettim abi. O ayıcık, o köpekle nasıl öyle koştu ben de anlamadım vallahi. Ulan tutamadın mı ihtiyar adamı? Oğlum nerede abim? Ben de bilmiyorum ki abi. O da bilmiyor zaten. Vallahi on adımda yakalarım dedim de uçtu gitti resmen ya. Fatih. Fatih aslanım de yap, yap bul abimi. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Ulan hep beraber dalınca tabii kaçırdık elimizden danayı. Abi. Sen beni yakalayacaksın ha? Şuradan boylu sen ya. Vur, haydi. Vur, haydi. Vur, haydi. Vur, haydi, haydi, haydi bir daha. Haydi, haydi, haydi. Bir numara
asla aynı. Mustafa Bey, ne istiyorsunuz siz benden? Çık dışarı çık. Atla kapı biraz. Çık dışarı çık. Çıkma konuşacağım seninle. Dur lan ama ben. Gel konuşacağız gel. Derdiniz ne Mustafa Bey? Ben sana derdimi... Dilimi alacağım. Hülya. Efendim. Hülya, Tarık nerede? Odasındaydı efendim. Nilüfer? O da en son Meleğin odasındaydı. Hemen yanına şoförü alıyorsun. Güzel bir çikolata ve çiçek yaptırıyorsun. Tamam efendim. Haydi. Son anlarımızı böyle kavga ederek geçirmeyelim, tamam mı? Tarık, neden böyle yapıyorsun? Çünkü seni çok seviyorum. Tarık, bu sevgi değil. Evet, değil. Sevgiden çok daha fazlası Hazan. İkimizi de öldüreceksin yani, öyle mi Tarık? Hayır. Ben onu öldürmek demiyorum. Sonsuza kadar kavuşacağız Hazan. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Dolu dolu. Geçirsek bir 24 saatimiz var. Sonra o efsane aşıklar gibi koyun koyuna büyüyeceğiz. Sonra belki bir çift kumru olarak dünyaya tekrar gelirsin. Buyur baba. Buyur babamı. E iki saate kız istemeye gidiyor. Sen hala yatıyor musun? Yok baba, uzanmışım. Hemen hazırlan. Tıraş olmaya gidiyorum dedin. Saatlerce dönmedin. Olmamışsın. Ferhat'la karşılaştık. Bu DNA meselesini duyunca Dilek'e döndü. Sonra ben de çektiğim bir köşeye anlattım her şeyi. Bu böyle sustu. İnandı. Yani hem hukuken... Hem de Ferhat'ın gözünde bu olay bitti baba. Midesi bulandı. Sonra şey dedim. 15 yıl oldu. Eğer bu olay gerçekten olduysa 15 yıl içinde gayet gidip ihbar edebilirdi. Ama yapmadı. Bu böyle kızardı, bozardı. Tarık. Buyur baba. Şimdi sen bunu böyle sanki bir halt etmiş gibi kabara kabara anlatıyorsun ya. Hazan'ı kaçırmaktan, adam öldürmeye teşebbüs etmekten... Hapishane köşelerinde sürünmüyorsan bu kimin sayesinde? Duyamadım. Senin baba. Hayır, unuttun sandım da. Şimdi bana bak, tıraş mı oluyorsun? Ne halt ediyorsan et. Bir saate kadar hazır ol. Baba, bu Hazan'la... Hı? Bu Mercan'la düğün meselesi. Sana hemen hazır ol dedim. Baba, belki kız beni istemeyecek. Bana kimliğini getirdi. Yıldırım nikahı istiyor. Bir saate kadar hazır ol. Birlikte ölecektik. Neden ihanet ettin bana? Ne yapacağım şimdi ben? Abi sen ne yaptın ya? Ne yaptım ya?
Ula bu daha yarısı dua. Elimden aldılar, yarım kaldı iş. Abi. Aslan Bey'di değil mi? Ah demeyeceksin. Oh diyeceksin. Ha aslanım ama senin ağrısı fena durar. Kulağına da vurayım mı? Abi gözünü seveyim ya. Aslan Bey. Siz şikayetçi misiniz? Peki. İhsan. Buyurun komiserim. Beyefendinin ifadesini alalım. Emredersiniz. Buyurun. Bir aslan miyav dedi. Ya valizim sen de kusura kalma ya. Seni de böyle meşgule verdik ha. Yok abi sen kusura bakma. Benim seni gözaltına almam lazım. Neden? Neden? Adamın suratını çarşamba pazarına çevirmişsin. Ulan sen çarşambanın pazarını gördün mü? Hiç benzeyim ya buna. Oğlum bak sen alacaksan gözünün altına bu adamı alacaksın ha. Ulan ben bunun trakası... Üst düşmanı lan bu. Asiye'ye saklıyor oğlum. Elimden aldılar herifi. Abi. Ya bir gözünü seveyim ya. Ali. Bak sen bilmiyorsun olanlar ya. Biliyorum abi ben. Her şeyi biliyorum. Fatih. Ne oldu sen bulamadın mı? Vallahi bakmadığım bir yer kalmadı abi yok. Nereye gitti o zaman? Sakın Aslan Bey'in evine gitmiş olmasın ha? Ya canım nereden bulacak Aslan'ın evini? Gerçi belli de olmaz. Efendim Devrem. Devrem. Mustafa abi burada. Aslan Bey'in trakasını benzetmiş. Ne? Vallahi adam şikayetçi. Tamam Devrem geliyorum. Ne olmuş? Abim Aslan Bey'e bir güzel benzetmiş. Vallahi artık bu işin suyu çıktı. Hazır mısın? Evet. İlaçlarını alıyor musun? Evet alıyorum. Güzel. Seni aşağıda bekliyorum. Yalnız... Bir şey daha var Nilüfer. Eğer bir daha bana bu sabahki gibi ters cevap verecek olursan, sonu kötü olur. Tekrar etmezsin. Hazırlamadım ya. Hadi de az kaldı geliyle. Ben yatacağım birazdan. Madem öyle. Madem sen olup bitene göz yumaysın. Kızını yangından mal kaçırır gibi vermek istiyorsun. Karı geze geze başlamadı. Allah'ını seversen ya. Bak Allah'ını seversen dedim ha. Duyar mısın beni? Ben seni duyarım duymasına da. Asıl sen beni duyar mısın? Kızın hazır. Anladın mı sen beni? Anladın değil mi? Gel bakalım elini Türkan. Türkan! Ya tövbe yarabbi, tövbe. Estağfurullah! Estağfurullah! Geç bakalım şöyle. Ömrümü yediniz, yemin ederim ömrümü yediniz. Baş bir kardeş ömrümü yediniz. Ana ne yaptın ben? Ne mi yaptın? Ne bu kıyafet? Yüzünü görmedim. Hakkında bir pislik duyduğumuz adamla mı evleneceksin?
Sen ne istiyorsun Mercan, ne istiyorsun? Benim bir şey istediğim yok ana. Yok babam bilir. Yok öyle münasipse öyle doğrudur. Yeter daha yeter. Çıkar o ağzındaki baklayı ben de bileyim. Çıkar. Bir şey istediğim yok ana. Mercan. Bak sabır çeke çeke sabrım tükendi benim abilesin. Çıkar ağzındaki baklayı. Bugün çarşıda nefesi gördüm. Epeydir görmüyordum. Karnı bayağı şişmiş. 5 ay geçti herhalde. Talihle Golgol'a gözümün önünden geçip gittiler. Belki 1000 defa hayalini kurmuştum bugün gördüğüm şeyin. Tahir'in yanında, kolunda, mutlu, huzurlu. Herkesin ortasına koluna girdiğim için hem mahcup hem gururlu. Kendimi hayal etmiştim belki 1000 defa. Sonra bir anda aklıma şey geldi. Ben nefese gam vermiştim ya. Benim kanım onun vücudunda dolanıyor. Şimdi Tahir'in bebeğine de benim kanım can oluyor. Biliyorum çok saçma. Ama bu geldi aklıma. Sonra kısa bir an mutlu oldum. Mutlu oldum. Kısacık bir an. En fazla yarım dakika ben mutlu oldum. Mercan. Canıma kıymaya kalktığımda Tahir'le nefes bulmuştu beni. Mercan. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Mercan. Tahir'in kucağındaydım. Sanki gelin oldum da. O da beni taşıyor gibi. Yine kısacık bir an. Yine saçma bir hayal. Neca. Ana. İzin ver ben bir bitireyim. Tüm Trabzon'un bildiği bir şey var ana. Bildi ama dillendirmedi o bir şey. Benim Tahir'e olan sevdam. Sevdim. Ne yapayım? Unutmak istedim. Hatta Vedat itine biz nefesle kan kardeşi olduk derken de samimiydim. Nefese samimi, kendime 200'lüydüm. Zaten bütün insanlar öyle değil midir? Kendinden daha çok başkalarına samimi. Başkalarından daha çok kendine 200'lü. Öyle değil midir ana? Dedim ya, tüm Trabzon biliyor diye. Söylesene. Kaç yaşına geldim ben? Bir gün olsun kapımızı çalıp Allah'ın emri diyen oldu mu?
İzin ver evleneyim ona. Nasip olursa bir yıla kalmaz çoluk çocuğa da karışırım. Oğlan ateşlendi. Kız diş çıkardı derken bir bakarım yıllar geçmiş. Başka telaşlara koştuğum için içimdeki ateş yanmış. Kül olmuş. Ana. Kül olmazsa kül edecek anam. İzin ver. İzin ver. Senin ne işin var burada? Konunun seninle bir alakası yok demeye geldim. Üzerine vazife olmayan işlere ha burnunu sokma demeye geldim. Anladın mı? He? Zahmet etmeseydiniz. Ben anlayacağımı anladım. Anladım belli. Belli. Aslında senin ne anladığın benim umurumda bile değil. Sen onu biliyor musun? Aziz Ağa, ne oluyor bu? Oğlum, hoş geldin. Ferhat Bey de gidiyordu zaten. Güle güle. Hasan, ne oluyorsun? Neneciğim, sen içeri geç. Ben geliyorum birazdan. Allah Allah. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Var. Çok merak ettim. Biliyorum. Meraklı bir tipsin zaten. Sana ait olmayan mektupları okumandan belli. Ferhat Bey, anlamadığınız şey ne biliyor musunuz? 16 yaşındaki bir kız para için kaçmaz. Aşk için kaçar. Aşık oldum der. Onunla beraber olayım da ne olursa olsun der. Değil mi? Zeynep sizden kaçtıysa... sizin... aşık olmaya değmeyecek biri olduğunuzu anlamıştır. Aşkınıza sahip çıkmayacak biri olduğunuzu anlamıştır. Onun için kaçmıştır. Bunu kabul etmektense Zeynep'i suçlamak işinize geliyor değil mi? Öyle mi? Evet öyle. Söyleyecek başka bir şeyiniz yoksa yolu biliyorsunuz. Yok! Af kurdur. Çok bilirsin. Şu halime bakın. Allah aşkına. Bunu hak edecek size karşı bir terbiyesizliğim mi oldu benim? Basit. Sırf sana olan saygımdan elini kaldırdım. Sana olan saygımdan. Yoksa o gün 6 senedir cürcüs yapan adamım ben. Ne yapaymış? Klima yapaymış. Ama ne alakası var benden varım. Elleri kırılsın, elleri. Şimdi bakın Aslan Bey, yerden göğe kadar haklısınız.
Hiçbirimiz. İnanmayacaksınız ama abim bile bu olanları tasvip etmedi. Hayır oğlum, bir dakika ben müsaade et bakayım sen şimdi. Estağfurullah babam, buyur ne olur. Şimdi Aslan Bey oğlum, Tahir'in de dediği gibi hiçbirimiz de istemezdik böyle olsun. Aslında bakacak olursan bütün suç bende. Ya Mustafa'ya bir ders vermek istedik ama bütün iş karıştı. O hileci damat meselesi nedir? İşte o, bu fakirin hatası. Mustafa'ya ders vermek isterken... Size ders oldu. Ders oldu. Yok, ders olmadı. Yani aslında size ters oldu diyecektim, diyemiyordum. Size ters oldu. Gelene kadar Melek hiçbir yere çıkmayacak. En geç 2 saat içerisinde buradayız. Tamam efendim. Aslan Bey oğlum, şimdi başta benim, sonra da bütün herkesin senden bir ricası var. Aslında bunu işlemeye ne hakkımız var, ne de yüzümüz var. Ama başka çaremiz yok. Sen şikayetini de geri alsan da. Biz bu iş için yola çıkıp berbat ettiğimiz şeyi düzeltsek. Yani olmaz mı? Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Cemilciğim, Cemilciğim. Hoş geldiniz. Şükür kavuşturana. Delikanlı, hoş geldin sen de. Hoş buldum. Buyur. Buyurun, buyurun. Türkan, Genco Beyler geldiler. Buyurun. Sizin buranın havasına da bayılıyorum ya. Güzel kızım. Aa, demedi bir şey, döndü arkasına. Ya vazgeçmeyecek gibi ya. Hep benim başımın altından çıktı bunlar. Biz yüzümüze ip istedik. Vazgeçtim, vazgeçmedim. Bir şey deseydi en azından. Evet. Yok. Gidiyor. Senin buraya. Ben sabırla bekledim Mustafa. Asiye'yi bekledim. Şimdi fırsat ayağıma kadar geldi. Hülle nikahıyla Asiye benim karım olacak. Seni köfürtürüm.
ulaşamıyorsun değil mi Mustafa? Alış buna. Asiye'ye de ulaşamayacaksın. Asiye benim nikahlı karım. Asiye benim nikahlı karım. Ulan Allah'ıma kitabıma gebertirim lan seni! De lan buraya! Şimdilik Mustafa, şimdilik nikahlı karım. Ama ben senden davacı olup sen cezalı içeri girince... Bir bakmışsın içeride işler değişmiş. 3 ay diye girdiğin iş olmuş sana 5 ay. Hadi bir de kavga gürültü 1 sene. Sene de nikah da düşer. Balımla erini alıp buradan gideceğim Mustafa. Sırıtma! Sırıtma seni gebertesem! İnanamazsın öldüreceğim lan seni! Gel buraya! Gel lan buraya! Kimi
tuz yangının dinle. Al savur köller ruhumi sensiz yangının dinle. Ayrılığın acısı kimi yakar bilinmez. Al savur köller ruhumi sensiz yangının dinle. Al savur köller ruhumi sensiz yangının dinle. Az böyle seyrederim seni. Sonra oğlumu bir koklarım. Kızımı öperim. Öyle geldiğim gibi sessiz sedasız giderim. Kendimi acındıracağım diye demiyorum ha. Yanlış anlama. Acınacak haldeyim ama ondan demiyorum. Aslan Bey, şikayetini kere yanlış. Saldılar beni. Çıkardılar, çıktım o karakolun önüne. Bilmediğim sokaklar, sanki gözüm kapalı gittiğim yollar o yol değil. Bilmediğim bir şehre saldılar beni. Sen yıksın ya. Kardeşlerim de yok. Hani ben derim ya, Trabzon sürmeneli, Mustafa Galeli. Ben nereli olduğumu unuttum kızım. Unuttum nereli oldu. Senin de uykunun içine attım. İçine attığım onca şeyin ardına bunu da eklersin. Thank you.
Allah'a emanet. Mustafa! Az evvel nereli olduğumu unuttum dedin ya. Sen buralısın. İçinden mi? Evet. İçinden. Gelsem ya ben yine araya. Biraz kırık dökük. Biraz dağınık. Kusura bakma. Toplarım. Toplar mıyım? Gökten ne yağmış da yer kabul etmemiş. Toplarım tabii. Günaydın anne. Günaydın kızım. Yapılacak başka bir şey var mı? Her şeyi yapmışsın. Yok. Baba. Baba mı dedi? Abla. Balım baba mı dedi? Evet. Uyandı. Babasının yanında görünce bağırdı. Eksik bir şey var mı? Bir şey yapayım. La senin ne işin var burada? Valla burası benim evim. Asıl senin ne işin var ha buraya? Babam eve geri döndü. Balım, kızım, haydi. Geliyorum anası, geliyorum. Kendine mukayyet ol Deli Tahir. Mekanın sahibi geri döndü. Allah Allah. Buyurun, gelin. Lütfen. Olmaz olur. Olmaz olur.
Günaydın. Senin ne işin var burada? Ana. Mustafa Habrali. Affettin mi sen onu? Bilemem. Daha ne yapacaktım? Tövbe ya. Ben anlarım galiba Hülle'yi niye bu kadar istediğini. Ben başkasından evleneyim de gideyim diye, değil mi? Yok, ondan da... Ha, bu tahta kafayı belki gerçekten boşarsın da... biz de senin pabuç dilinden kurtuluruz belki. Ya dedi bir şey. Başladık vurma kemençenin yayına. Vallahi ben zaten bu anamla yengemin mıçmış hallerini hiç kaldıramayım. Tahir. Alışamadım da. Tahir. Ufak ufak dereler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi senin ne işin var burada? Hiç öyle otobüs bekliyorduk yengeç. Mustafa amca. Gel bak abi oyna gel benim. Aslan yiğit oy oy oy. Hadi bakayım sende ne işin var Mustafa amca senin buraya? Hoş geldin. İnsansın sen ya. Vallahi insan yavrusu bak. Bunların hepsi müsbette. Bir sen hoş geldin dedim bana ya. Vallahi abi eğer yengemden icazet aldıysan. Hoş geldin. Hoş geldin ulan Mustafa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Abi hoş geldin. Tamam hoş bulduk. Abi. Tamam hoş bulduk, hoş bulduk. Haydi. Abi bırak şimdi hoş geldin beş kitlini. Kuymak yapsana be. Sen çok güzel yaparsın. Kuymak edeyim mi sana? Hı? He? Hadi bakalım gel. İn şimdi burada. Gel sana kuymak yapacağım. Gel. Yes. Gel boy. Gel. Mustafa yavaş. Bunlar orada aldın. O kadar seslendim ama bir türlü kaldıramadım efendim. Tarık. Tarık. Bu ne hal? Hı? Bu ne hal? Ne var ki baba? Kalk bakayım. Baba bak. Bana çok büyük geldi baba. Bir küçüğü var mı? Bana bak ayağa kalk. Kalk. Ama daha ne istiyorsun benden baba? Daha ne istiyorsun? Adam olmanı. Adam olmanı. Çok özür dilerim baba. Çabaladım. Çabaladım. Ama yapamadım baba. Çok özür dilerim. Bana bak topla kendini. Gel bakayım şuraya. Gel doğru düzgün otur. Benden daha ne istiyorsun baba? Bak. Evlen dedin evlendim baba. Başardım. Selcan'la, Mercan'la. Tebrik etmeyecek misin baba? Ha? İşte bu baba. İşte bu. İşte bu baba. Bu. Bu sesin içinde o kadar çok şey var ki baba. Beğenmeme var. Küçümseme var. Aşağılama var. Bu sesin içinde o kadar çok şey var ki baba. Baba ben okul başkanı oldum. Baba ben iki gol attım. Baba bir çocuk benim yolumu kesti. Bisikletimi almak istedi. Ben onun ağzını burnunu kırdım.
Baba. Ben aşık oldum. Bu sesin. Bu sesin içinde çok şey var baba. O kadar çok şey var ki. İyi halt ettin. Aşık olduğunu iyi halt ettin. Çok iyi halt ettin. Geç bakayım. Geç bakayım. Düş önüme. Geç bakayım. İyi halt ettin. İçeri. İçeri dedim. Gir şuraya. Gel. Ay. Hayırlı işe. Gel altına. Gir. Bu seni ayıltır. Ay, yanacaksın. Çekil, çekil. Bas bakayım, bas bakayım. İşte geldi bak, cızırtısın. Cızırtısı çıkacak. Hadi bakayım, afiyet olsun. Karı koca arasına şeytan bile girmez derken boşuna dememişler. Ama işte her şeyi öğrenir işte adam. Peki Osman babam sen şimdi ne diyorsun? Bu bizimkiler hala evli mi değil mi? Evliler. Evliler. Evet, zaten kapı gibi resmi nikahımız sürüyor ayrı da. Yani dini nikahımız zarar görmesin diye soruyorduk. Ama babam yani sen hülle filan dedin onu ne yapacağız? Tek nefeste arka arkaya 3 defa boş ol, 1 defa söyleme anlamına gelir. Heh. Evliyiz yani ha? Şimdi evli miyim değil miyim de onu bırak da sen kulağını aç beni iyi dinle. Cenab-ı Allah der ki, bir kızdın söyledin, 2 kızdın söyledin, 3.'sünde eşin senin helalin değildir der. Aklınızı başınıza alın. Evliliği çocuk oyuncağına çevirmeyin der. Kızgınlığınızı hiddetinize hakim olun der. Peki siz ne yapıyorsunuz? Ha? 3 defa boş ol dedi, boşadım. Hülle yap. Hüllenin anlamı ne? Ne? Haramı helale çevirmek mi? Haşa. Ya Cenab-ı Allah'ı kandırmaya mı çalışıyorsunuz siz? Ha? Tövbe estağfurullah. Olur mu babam öyle? Eşlerinizi irade sahibi sizi emanet canlar olarak görün. Eşinizi, yuvanızı, birliğinizi, dirliğinizi bozmayın der. Öyle tabii. Biz önce Allah'a sonra birbirimize emanetiz ha? Babam şimdi biz evli miyiz yani? Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Abi sen vallahi başından beri anlamak istemiyorsun bu işi. Hala da yanlış anlıyorsun. Ya kardeşim neyi anlamayayım ya? Deyin onu. Deyin onu ben anlayacağım bak. Bir avazla söyle bir çıksın ağzından. Evlisin desin bak ben de sen anlayacağım ha. Ya şunu soğutmayalım bak. Burnuma kokuları gelebilir misin ya? Yutkunmaktan nefesim kesildi de. Hadi bismillah deyip başlayalım hadi. Hadi bismillah başlayın. Babam, babam. Ali ile Esma abla ne olacak yani onların durumları ne olacak? Yazın demiştik, yaz geçti ya hani onu diyorum. Ömür geçiyor ömür. Yani ima eder gibi değil de ömür yani geçer ya geçiyor işte geçmiyor mu? Devrim haklı. Osman babam biz de kendi aramızda konuştuk. Uzatmayalım dedik. Devrim haklı. Uzatmayalım. Hadi kuyumağı da soğutmayın ama ha? Heh. Hadi bakalım. Hadi kimden buydu? Uzak kalma. Gel yana as. Kızım yana sözü. Yana evladım. Selam. Tabii. Epeydir yoktur buralarda. Unutmuşsun. Bu sofraya vaktinde oturulur. Nilüfer. Mercan'ı alıyorsun, alışverişe çıkıyorsun. Sen de bir an önce şu nikah işlemlerini başlat. Afiyet olsun. Bana doğruyu söyle. Hazan meselesi. Gencoğlu ikiniz mi planladınız? Evet. Ben yaptım. Rica etsem peynir tabağını uzatır mısınız? Peki.
Bu arada Mercan'la alışverişe siz gideceksiniz değil mi? Yani Emir öyleydi. Kızmayın Nilüfer Hanım. Aynı hapishanedeyiz. Hadi ben burada doğdum da siz neden girdiniz? Şey değil miydi bu ya? Vintage Cheddar. Yanılmıyorsam 200 dolara yakın bir fiyatı var. Alır mıydınız? Kusura bakmayın. Görmemişim. Siz zaten tabağınızı almışsınız. Afiyet olsun. Şimdi babam biz tamam oğlum tamam anladım senin için rahat etmeyecek. Yarın Tahir'le Ali'yi al camiye kes ben sizin nikahınızı tazelerim. Tamam tabi de neden bugün değil? Oğlum böyle işler aceleye gelmez de. Abi anlaşılan o ki sen bugün de komutta kalacaksın. Ne kalacağım kumlukta ya? İşte babam dedi ya. Yani düşmedi dedi nikahınız dedi, helalindir dedi. Evet derdi ama kırdığı gönlünü tamir etmeyecek misin? Tamam Allah kadında evlisin. Ama Asiye helalin, bu kadar kolay olmaz o iş. Asiye, deme kalem bir şey. He? Abicim kız evi naz evi. Ne kızı ne nasıl ya? Koskoca kadın iki çocuklu. Tövbe yarabbi. İki günde bir şey tabii. Yarın olsa da olur tabii. Değil mi babam? Şükür. Buna da şükür. Heh. Şükretmek iyidir. İyidir şükretmek. Zeynep sizden kaçtıysa sizin aşık olmaya değmeyecek biri olduğunuzu anlamıştır. Aşkınıza sahip çıkmayacak biri olduğunuzu anlamıştır. Onun için kaçmıştır. Bunu kabul etmektense Zeynep'i suçlamak işinize geliyor değil mi? Ben sana bu lafı yediririm. Eğer benim adım da Ferhat'sa ben sana bu lafı yediririm. Oy benim yakışıklım. Oy kurban olsun anasına. Siyer. Hayırdır Mustafa? Hiç. Ben kahvaltıyı topladım da onu diyecektim. He iyi sağ ol. Anam da Yiğit'le balımı almış. İyi. Parka gitmişler. İyi. İşte Murat da yok. Kim bu kazak dükkanı? Fatih'i de gönderdim oraya. İyi. Tayla nefesim de işin eğin var. Bunlar da oraya gitmişler. Hı, deme. İşte biz de böyle kaldık baş başa. Kaldık mı? Ne iyi? Uykumu getireceksin ha? Benim uykumu niyetim ya. Niye niyetim var? Senin o hayır daim kiraz dudaklarından. Misk amber kokulu yanağımdan. Şöyle bir parça alacağım. Ha? Dön bakayım bak. Az dön. Sağ ol babası. Nasıl bin Allah'a münasip? Asiye! Mustafa, münasip değil. Bana münasip değil. Osman bağımı duydun ya. Allah Allah. Mustafa duydum ben de oradaydım. Ne konuşuldu duydum herhalde. E, tamam duydum da işte. Dedim münasip sağ dedi. Hadi hadi. Ya tamam dur Eren yatırayım dur. Yatırayım dur. Bismillahirrahmanirrahim. Çok da güleç. Aynı babası.
Gel gel sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Dön dön şöyle ha. Şu şekilde. Dön ha boyun. Mustafa, haydi Mustafa çık odadan, çek odadan, evden çık, haydi, haydi. Çek buradan, dünyadan gel, evden çık, haydi. Çek. Ya burada kalacağım, nedir yani? Haydi Mustafa, haydi. Kenardan, kenardan. Saburma. Oo, yasayım, oy. Davut abi, Hazan'a bir şey mi oldu? Hazan yok. Nasıl yok? Ya adım gibi eminim. Biraz önce baktım, Ahır'ın kapısı kapalıydı. Ama şimdi yok. Davut abi ne diyorsun sen? Kızım ne oldu? Hazan nereye? Kızım, gecenin körü nereye gidiyorsun? Hazan. Kendi ayağınla geleceksin Hazan Hanım. Kendi ayağınla. Mercan meselesine ne diyorsun? Ya ben duyunca çok şaşırdım. Bir hayır gelmez o itti. Hazan'a takmış kafayı. O zaman nişanlanmayı nasıl kabul etti? Baba oğul bunlar birbirlerini hem kullanıyorlar hem de kollaylar. Öyle de bir aile işte. Yerin dayı, he. Kızım benim. Seninle o çok bilmiş ukala sahibine bir ders vereceğiz. Ye bakalım, ye. Ye bakalım. Ye bakalım. Sen görürsün günü. Yalnız az daha senin dediğin gibi ipin ucu kaçıyordu ha. Ulan aslan oldu. Evet, ayıp oldu adama. Biraz. Yani güzel bir yanından bakarsak da iyi bir şey vesile oldu. Neymiş o? Evet, yani Mustafa abi Asiye ablanın kıymetini bildi. Haksızlık etme. Mustafa abim her zaman bildi Asiye yengemin değerini. Yani bildiğinizi bilmek istiyoruz diyelim. Erkekler gözüyle sever, kadınlar sevildiğini duymak ister. Ben biliyor muyum? Bilmem, biliyor musun? Kulağına söyleyeyim. Tamam, ben uylandım. Uylandım. Söyleyeyim. Tamam ya, hayır, uylanıyorum. Gel paşam, gel. Bir bakayım diye. Oh. Acaba diyorum biz bu yatağı büyütsek mi? Yakında sığamayacağız buraya. Ya servis bile masal gelir buraya. Demeyeceğiz. Hı. Abi, kapıyı kapattığına emin misin? Ha? Ya eminim Hazan. Kapıyı kendi açmadı ya. Çalındı o zaman. Kim? Niye çalsın? Hem buralarda olmaz öyle bir şey ya. Nerede peki? Bu da kim ya?
Davut abi nasılsın? Ferhat. Lan sen nereden çıktın? Kaç yıl oldu be oğlum? Oldu epey, oldu. Senin ne işin var burada? Davut abiyi görmeye geldim. Bir sakıncası mı vardı? Bu saatte. Ferhat, koçum. Ya Hazan Hanım'ın atı... Ya nasıl olduğunu anlamadım ama... galiba kaçtı. Öyle mi? Vah vah. Ya Davut abi sen bilirsin bu işleri. Atlar öyle kolay kolay kaçacak hayvanlar değildir. Belli ki Hazan Hanım'ın atı... kendini yoldaş olarak ona layık görmedi ki kaçtı. Atlar zeki hayvanlardır. Ya o buralarda bir yerdedir ya. Ben bir bakayım. Ben bulurum onu. Sen bir bak bakalım. Bulursun. Hazan'ı sen aldın. Ben almadım. Nedense bana öyle gelmiyor. Sana nasıl geldiği benim umurumda bile değil. Hazan'ı sen aldın ve sakladın. Sırf şu lafı sokmak için değil mi? Ne kadar zekice. İstediğini düşünebilirsin. Dediğim gibi umurumda bile değil. Atım nerede? Atını çok mu seviyorsun? Seni ilgilendirmez. Tabii. Beni niye ilgilendirsin ki? Seni çok ilgilendiriyor herhalde. Davut abi atına baksın. Davut abi atını tımar etsin. Davut abi atının yemini versin, terini silsin. Sonra Hazan Hanım 40 yılda bir çıkıp gelsin. 10 dakikalığına dıgıdık dıgıdık. Sonra Hazan Hanım'ın atı var olsun. At sahibi olmak öyle bir şey değil. Öyle mi Ferhat Bey? Öyle. Çok iyi biliyorsunuz galiba. Biraz bir şeyler bilirim. O zaman müsait olduğunuzda o engin at bilginizden yararlanmak isterim. Ama şimdi hiç sırası değil. Atım nerede? Bilmiyorum. Atım nerede? Çek ellerini. Atım nerede? Ellerini çek. Atım nerede? Elini çek diyorum sana. Atım nerede diyorum sana. Nefesum yetmez.